Amir Bey, öncelikle hoş geldiniz. Size burada ağırlıyorken sormak istediğimiz birkaç sorumuz olacak. Öncelikle şunu sormak istiyorum ben size. Ülkemizde ne yazık ki yayın cezası olarak belgesel gösterimi yapılıyor. Bu şartlar altında belgesel sinemacı olarak nitelendirilmek nasıl bir duygu? Şimdi siz beni belgesel sinemacı olarak nitelendiriyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben sinemayı zaten belgesel ya da başka bir türe, animasyon gibi bir türleri ayırmıyorum. Film, filmdir diyoruz. İşte dediğim gibi yani ben belgesel sinemada yapıyorum, tırnak içinde söylüyorum bunu. Çünkü bu benim ayrımım değil. Evet. Neyse yani işin eğer o RTÜK'ün kurumlarda işte belgesel yayınlayın dediği şey diyorsanız yani yapıyorlar işte. Bunun cevabı, ne hissediyorsun sorusunun cevabı, bu ülkede sinema yapan, sinema yapmaya çalışan bir insan olarak yani filmin kendisi demek ki ceza olarak televizyonlara müstahak görülüyor. Yani biz buradan iki şey verebiliriz. Bir, belgesel dediğimiz şey bir ceza aracı. İkinci şey, benim çocukluğumda pazar konserleri vardı TRT1'de. Yani arkadaş siz belgesel gibi iyi bir şeyi yayınlamıyorsunuz. Yani yayıncılık yapıyorsunuz, bu ülkede özel televizyonsunuz, bu ülkeden para kazanıyorsunuz. Yaptığınız yayıncılıkla iyi bir şeyi de yaygınlaştırmanız gerekiyor gibi iki şey anlıyorum. Yani iki şey mi var? Çünkü RTÜK tarafına sorduğum zaman neden belgesel yayınlatıyor? Çünkü diyor ki belgeseli bunlar, belgesel ticari bir meta değil. Bunlar yani bunlardan kasıt televizyon kanalları, özel televizyon kanalları reyting amaçlı bir sürü hareket yapıyor ve bu hareketlerle toplumun hayrına olmayan, yararına olmayan yayınlar yapıyorlar. O zaman biz bu kanallara belgesel gösterelim. Bu da çok patolojik bir şey. Yani hastalıklı. Her ne kadar olumlu bir tavır gibi olsa da iyi bir şey bir ceza aracı olamaz. Yani 12 Eylül'de yani daha doğrusu ancak o şeye düşman olanlar yani belgesel düşmanları belgeseli bir yere ceza olarak verirler. Şimdi dolayısıyla yani demek ki o cezayı verenler belgesel sinemanın ya tırnak içinde söylüyorum belgesel sinemayı nitelikli diyelim ya da toplumun yararına olduğu düşünülen şeyleri bir ceza müeydesi olarak veriyorlarsa o işi düşmandır, o işi sevmiyordur. O işin aslında tukaka olmasının altını kalın harflerle çiziyordur. Kalın çizgilerle çiziyordur. Ben böyle bunu anlarım yani. Yoksa güzel bir şeyi niye ceza olarak verirsin? Güzel bir şey iltifattır, hediyedir. Dolayısıyla patolojik bir zemin iyi ifade eder bu. Ama bilmiyorum yani sizin verdiğiniz bilgi ben şu anda yani retro televizyonculuk hikayesini bilmiyorum. Bu hala devam ediyor mu? Bir ara hani böyle bir gelişim oldu, bir takım tepkiler oldu, devam ediyor mu, etmiyor mu? Onu bilmiyorum. Ama olsa da olmasa da bizim bundan önce bu alanda o kadar çok sıkıntımız var ki onlardan dolayı bu adamlar bu yüzü bulup, bu cesareti bulup böyle şeyler yapabiliyorlar. Ha bir de yolladıkları belgeseller ne işe yarıyor? O da başka bir konu. O da başka bir tartışma meselesi. Dolayısıyla ne diyeyim, yani ne hissedebilirim ki? Yani sen şimdi bu soruyu sorunca ben ilk defa... Bize yayın cezası olarak gösterilen belgesellerden söz etmiştik. Evet, evet yani. Yani ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Yani işte ben televizyon seyreden bir adam değilim. Zaten benim 20 yıldır evimde
televizyon yok. Televizyonda haşır neşir olan birisi değilim o şekilde. Yani ne hissediyorsunuz sorusunun cevabında da işte böyle şeyler, yani soruya binaen düşündüğüm zaman bunlar geliyor aklıma. Yoksa bu ülkede neler neler oluyor? Yani bu televizyon ya da bizim kendi alanımızla ilgili. Onun için can. Peki hocam, belgesel yani sinemanın kurmacadan farklı olan en güzel tarafı nedir sizce? Belgeselin kurmacadan hiçbir farkı yoktur. Yani tırnak içinde söylüyorum. Çünkü ben belgeseli tırnak içinde söylüyorum. Sinema sinemadır. Şimdi arkadaşımız bizi çekiyor değil mi? Bu kurmaca mı, belgesel mi? Ben size sorayım. Yani benim buraya geliş serüvenimden ya da ben bugün ne yaşadım, hangi psikolojiyle buradayım, bunu veremez. Kadraj yapar. O kadrajın içerisinde biz ne kadarsak o kadarız. Yani onun kadrajını, o çerçeveye mahkumuz. Sinemada bunu yapar, belgeselde bunu yapar. Yani kurmaca başlar. Kamerayı koyduğunuz an kurmaca başlar. Kamerayı koyduğunuz yerle kurmaca başlar. Sizin sorularınızla kurmaca başlar. Siz bana sorusu, evet daha önce hiç sormadınız, hiç haberim yok benim böyle bir röportajdan. Arkadaşlar, hocam böyle bir şeyimiz var. Yapar mısınız? Evet. Tabii, neden olmasın? Ve her şey ilk defa değil mi? Ama siz kurdunuz. Soru 1, soru 2, soru 3 bir şey kurdunuz, bütüncül bir şey kurdunuz. Tabii ki de programın bir yapım aşaması var sonuçta. Dolayısıyla bu bir kurmacadır. Animasyon da böyledir. Yani belgesel, animasyon, bunların her birinin yani belgesel, animasyon biraz daha yapım teknik, yani sinemanın ontolojik birleşenlerini oluşturan bu teknolojiye dair, yani bilgisayar teknolojisinin ağır bastığı, sadece onun en çok onun üzerinden gittiği için 3D diye adlandırılıyor. Adlandırılabilir. Bir tür olabilir. Yani sinemanın türleri. Yani western film nasılsa, korku filmi nasılsa, anlatabiliyor muyum? Melodram nasılsa, belgesel de öyle bir şeydir. Animasyon da öyle bir şey olabilir. Yoksa sinema ayrı, animasyon sineması ayrı, animasyon ayrı, belgesel sinema, böyle bir şey olmaz. Bu saçmalık. Peki bu saçmalık niye var? Asıl o. Yani hocam siz buna saçmalık diyorsunuz da ama işte 1923'ten bu yana zannediyorum, hatırladığım kadarıyla documentary diye bir tabir kullanıyor gavur. Yani nereden çıktı bu o zaman dediğimizde o da başka bir tartışmayı getiriyor. Yani dünyada hakim paradigmanın sinema üzerinden bize söylediği söz ve dayattığı formlarla ilgili. İstiyorsanız onları da konuşabilirsiniz. Tabii hocam. Peki son olarak ben şunu sormak istiyorum. Kamil Koç olarak genç sinemacılara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Ben genç bir sinemacı. Şimdi yani ben soruyu şöyle almış olayım. Sizi incitmeden. Şimdi Türkiye'de film yapmaya çalışan insanlarız. Bu işin Türkiye'de yapım imkanları, şartları var. Ve bu olanaklar içerisinde bir filmci, bir sinemacı ne yapmalı ya da neler yapabilir de düşünü kurduğu hikayeyi ya da fikri perdeye yansıtabilir gibi anlayayım ben bu soruyu. Burada altını çizebileceğimiz şey, benim önce kendime söylediğim, sonra da tüm dostlara da paylaşabileceğim, size onları da bileceğim, söyleyebileceğim şey şu. Fikrinizin peşinde olun. Yani inandığınız şey olmazsa, bir derdiniz olmazsa, bir fikriniz olmazsa, film yapmış olmak için film yapılır mı? Yapanlar var. Yani yapanlar var. Ama iyi bir şey, iyi bir şeyden kastımız da insanlığın daha yüksek bir hayatı yaşaması için gerekli olan şeyler. İyi bir şey. İnsanı hayvandan daha aşağı çekecek hareketler
iyi şeyler değildir. Onlar aşağı şeylerdir. Dolayısıyla bir sinemacının hayata, insana, eşyaya, tabiata, kendine karşı bir tavrı olması gerekiyor. Bir duruşu, bir fikriyatı olması gerekiyor. Bu olsun için uğraşması gerekiyor. Bence hepimizin, bütün sinemacıların, genç, az genç, daha genç, az ihtiyar, yani hepimizde birinci derecede bunun olması gerekiyor. Tabii ki bu fikrin sinema diliyle ifadesi için sinemanın az önce de ifade ettiğim ontolojik bileşenleri dediğimiz, sinemayı sinema yapan unsurlara hakimiyet, yani işin zanaat kısmı. Eğer biz işin zanaat kısmına ilişkin bir fikre, bir tecrübeye sahip değilsek, bizim fikriyatımız o zaman dışa çıkmaz. Sinema olarak dışa çıkamaz. Çalışmak gerekiyor. Tembellik dediğimiz şey hiçbir işte kaldırılamaz ama bizim işimizde hiç kaldırılamaz. Hı hı. Onun için çalışmak gerekiyor. Belki hani ileride bu şeyi, videoyu yayınladığınız ortamlarda gençler seyrederken şunu da diyebilirler. Yani Kamil Koç, sen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde genel sanat yönetmenliğini yapıyorsun. Oradan işte yapım destek fonundan şeye kadar özellikle kısa filmi destekleyen hareketler yapıyorsunuz. Bizim çalışmalarımızı görmüyorsunuz ya da bizim çalışmalarımızın orada karşılıkları yok gibi bir soru mutlaka kafalarından geçiyordur. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Festivaller dediğimiz şey, yani sizin işlerinize iltifat eden yerlerdir. Evet, ama aynen sizin nasıl bir fikriniz varsa film yaparken festivallerin de festival olarak bir fikri var. Dolayısıyla biz mahareti, yani gençler olarak iltifatı festivallerden bekleyebiliriz. Eyvallah. Ama festivalin bize iltifat etmemesi bizim iltifata layık olmadığımız anlamına gelmez. Yeter ki biz kendimize, kendi fikrimize, hı hı, kendi filmimize, kendi durduğumuz yere inanalım ve o noktadaki çalışmamızı devam ettirelim. Seyirci de bir iltifat makamıdır. Seyirciden iltifat gelecektir. Festivalden gelecektir. Ama her şeyden önce sizin o işi kendinizin iltifat eden bir yanınızın olması lazım. Yani tribünlere oynamamak gerekiyor. Genç sinemacıya söylenecek en net şey budur. Tribünlere oynama kardeş. Futbolunu oyna, sahada oyna. Tribünler iyi futbolu zaten alkışlar. Peki hocam. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Teşekkür destek ederim. Destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyor olmanız. Yani ben bu şekilde bir organizasyonun özellikle, hı hı, tamamen öğrencilerin, genç kardeşlerimizin, evet, kendi yağıyla kavrularak böyle bir organizasyon yapması çok duygulandırıcı, çok etkili ve ben bu işin büyüyeceğini de düşünüyorum. Yani büyümekten kastımız sadece yatay bir genişleme diye bir büyüme yoktur. Dikey olarak da derinleşerek yol alacaktır sizlerle beraber. Burası da daha geniş, daha derin etkileri yol açacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim efendim.